Yine aynı kişiler tarafından dolandırıldığın, bana arkadaşça yaklaştılar, benim güvenimi kazandılar ve paramı elimden aldılar. Yani aslında ellerinde kendi o güven sonucunda kendisi vermiş. Deniz Bey İzmir'den canlı yayında karşımızda. Söylemiştiniz. Ayhan Bey'in şu anki eşi Serap Hanım telefon hattında. Serap Hanım hatta mısınız? Hattayım, evet. Tamam. Şimdi lütfen hatta kalmaya devam edin. Şimdi ben isimlerini söyleyeceğiz. Soy isimlerini söylemiyoruz. Benim şu ana kadar notlarıma bakıyorum. 9 isimden bahsediyoruz. Aydın, Cumali, bunlar kardeşler. Ayhan, Ömür, Onur. Ayhan, Ömür farklı. Onur, Okan, Tuğçe kardeşler. Ayhan, Ömür beraberler. Neyse, bağlantını söyleyeyim, isimler söylüyorum sadece. Okan, sonra bir soy ağacı çıkartırız yani. Evet. Tuğçe, Nezaket ve Umut. 9 isimden bahsediyoruz. Bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyorsunuz. O zaman bir organize suç örgütüyle iddianız o. Karşı karşıyayız. Ben onları da dinlemek isterim. Şimdi Ayhan Bey'in eşi Serap Hanım telefon attığında o da diyor ki hayır diyor. Benim kocam dolandırmadı. Aksine Asiye dolandırıcı diyor. Şimdi işin içerisinde Asiye sen var mısın yok musun bilmiyorum ama şu anda senin olmadığını düşünelim. Ama seninle ilgili de iddialar var. Çünkü Ömür de seni suçluyor. Şu anda savcılıktaymış, onu da söyleyeyim. Tabii. Telefon attığında kim var demiştiniz arkadaşlar? Sizi dolandırdığını söylediniz. Deniz Bey, Onur Bey sizi dolandırdı mı? Siz de Onur'u söylediniz galiba değil mi Onur? Evet evet. Ha, tamam. Onur. Onur. Onur Bey şu anda telefon hattındaymış. Alo, hatta mısınız? Alo, merhabalar. Ha, merhabalar. Onur Bey, buradaki hanımefendiler, başkaları da öyle. Canlı yayındaki beyefendi Deniz Bey, sizin dolandırıcı olduğunuzu ve insanların parasını elinden öyle ya da böyle farklı nedenlerle onların güvenini kazanarak, işte herkesin zaafı neyse ellerinden aldığını söylüyorlar. Dolandırıcı mısınız? Onur Bey, kimsiniz siz? Ben kendimi tanıtayım da ondan önce bir şey söylemek istiyorum ben. Buyurun tabii ki. Oradaki arkadaşlarla böyle... Ben sizinle konuşmak istiyorum. Tabii ki ben de konuşayım. Bunu söyleyeyim. Siz kimsiniz? Bunlarla bir arkadaşınız var mı? Aydın, Cumali. O benim dayım olur. Bahsettiğiniz iki isim. Aydın mı? Dayım benim. Aydın'la Cumali. Siz onların yeğenisiniz. Tamam. Tabii tabii. Yeğeni diye bahsettikleri de benim zaten. Hı, tamam. Peki. İzmir'de yaşıyorsunuz. İzmir'de yaşıyorum. Şunu da söylemek isteyeyim. Eklemek isteyeyim. Ben biraz sonra anlatacağım, konuşacağım her şeyin bir delili, bir ispatı var. Yani onlarınki gibi boş bir iddianame veya işte yukarıda Allah var falan demeyeceğim. Tamam. Hepsinin bir ismatı, bir yani somut delili var. Peki. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Kimden başlayayım? Sevgi Hanım'dan başlayayım. Tamam. Başla Onur Efendi. Başlayın buyurun. Ama lütfen bana cevap vermesin. Yani araya girmesin. Şöyle, ben sizi de dinleyeceğim. Onu da dinleyeceğim. Ama karşılıklı dinleyeceğim. Söyle ama Onur Bey çok uzatmadan. Çünkü ben çok telefon geliyor. Sizi mağdur olduğunu söyleyen. Şimdi Sevgi Hanım diyor ki beni dolandırdılar. 70-80 bin lirimi aldılar. Kayseri'ye götürdüler falan. Buyurun. Dinledim. Hı. Şimdi kendini mağdur olarak gösteren bir Kürşat Bey var öncelikle. Deniz? O kendini mağdur gösteren Kürşat Bey var. Hı. Soyadını vermek istemiyorum. Tamam. Hani çünkü neyse DJ Kürşat Bey var. Hı. Tabii. Herkesi dolandıran kişi kendisidir. Kimsin? Dediğim gibi hepsi ispatlı delildir. Sevgi Hanım'a gelecek olursa... Kürşat Bey'e söylüyorlar. Kürşat Bey'e söylüyor. Asıl dolandırıcı Kürşat Bey mi? Öyle diyor. Tabii tabii. Ben anlatacağım size. Hepsini yani ispatlı bir şekilde göstereceğim. Ya şöyle, dolandırıldıklarını öncelikle... söyleyen kişilerin aslında dolandırıcı olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Tabii tabii. Zaten dolandırıcı çetesi bizi dolandırıcı gösteriyor şu an. Ben ona çok hayret ediyorum. Gerçekten hani eğlenceli diyorsunuz ya, çok eğlenceli geçiyor. Bak, dolandırıcı verecek, sabit bir dolandırıldıklarını söyleyenler aslında onlar dolandırıcı ve ayrı bir çete. Tabii tabii tabii. Tabii. Tamam, ben şimdi anlatıyorum size. Tamam, nasıl dolandırdılar sizi? Öncelikle peki? Sevgi Hanım 80 bin lira krediden bahsediyor. Hı. Dün gibi hatırlıyorum 80 bin lira kredi çektiğini, getirip masaya bıraktığını. Masaya bıraktım değil, senin tabii, eline tabii. verdim. Ben anlatıyorum. Bankada yanımdaydın, kamera kayıtları var. Hı, tamam. Ya Allah Allah, senden bir şey saklıyorum. Bankacının telefon numarasını veririm kanala ki görüşürüz. Valla işin içinde bankacılar mı var bilemedim ben yani. Ben sana parayı bankanın bana verdiği poşetin içinde senin eline... Sevgi. Şimdi size o parayı niye verdi Onur Bey? 70 bin lira. Konuşamayacaksam olmaz. Yok, tabii ki konuşacaksınız. Vermedi. Tabii tabii buyurun. Tamam. Hı. Bana, benim de ispatım var, konuşayım. Tabii buyurun. Bana vermedi. Kürşat Turan'a verdi. Kürşat Turan... İzmir'e yeni geldiği için o zaman dedi ki kardeşim, ben kız kardeşim Arzu Hanım'ın hesabını kullanıyorum. İzmir'i bilmiyorum. Bana dedi bir bankamatik gösterir misin? Ben de dedim ki Kürşat abi gel beraber gidelim.
Kürşat Bey'le çıktık. Yani bunların tarihlerini devlet siz kartı... Siz Kürşat Bey'le bir dakika Onur Bey, siz Kürşat Bey'le arkadaş mısınız? Nesiniz? Kürşat Bey'in benim dolandırıldığımla ilgili bir bilgisi yoktu. Benim onlara para verdiğime dair bir bilgisi yoktu. Ya ama bakın, Aydın Bey'in, olmaz. Onur Bey'in söylediği tek şey şuydu. Sakın bu para alışveriş olayından kimsenin haberi olmasın. Sevgi Hanım, dinleyelim. Tamam peki. Parayı Kürşat Bey'e parayı Kürşat Bey'e verdiniz. Şimdi itibatını söylüyorum. Ben polise de bu şekilde ifade verdim çünkü. Tamam. Kredi çektiği günle aynı günün öğleden sonrası ben Kürşat Bey'le beraber çıktım. Ona ATM'yi gösterdim. ATM'nin kamera kaydına da devlet bakacaktır zaten. Ondan aldığı o banknotları kız kardeşi bir caddeden, hepsinin ismini ben polise verdim. Bir şey rica edeceğim. Banka adı söylemeyin, soyisim söylemeyin. Tamam. Aynen, tamam peki. Tamam. Kürşat Bey Konak'taki bir caddeden o bankanın ATM'sine banknotları tek tek kız kardeşinin hesabına yatırdı. Bunlar yani sevgiden aldığı parayı kendi kız kardeşinin hesabına mı yatırdı? Onu kullanıyordu çünkü, evet. O hesabı kendi kullanıyordu. Kartı da yani o parayı Kürşat'a verdi. Kürşat da bunu kız kardeşinin hesabına yatırdı diyorsunuz. Evet, evet. Tamam, bekleyin. Tamam, iddianız çünkü böyle. Ben o parayı almadım diyorsunuz. Tamam, bekleyin lütfen. Hayır, aslında. Tamam, evet. Böyle yaptı. Parayı bankadan beraber çektik. Onur Bey'le mi? Onur'la, evet. Aha. 15 bin lirayı kendi hesabıma yatırdım. 63 bin lirayı bankadan bir poşete koydular. Çantaya koydum. Hatta korktuğum için çantayı Onur'a verdim. Onur sen taşı caddedeydi. Oradan içeriye girdiğimizde abla ver şu parayı, ben gidip mobilya alışverişi yapacağım. Bunu parayı Kürşat'a vermediniz. Hayır, Kürşat'a kesinlikle vermedim. Hatta Kürşat'ın kesinlikle haberi olmasın diye Aydın ve Onur, beni özellikle Aydın birkaç defa uyarma gereği duydu. Bu alışveriş aramızda, bu ticaret anlaşması aramızda, bu işin dışında biz ortağız ama kimsenin haberi olmasın kesinlikle diye. Bu parayı diye. Sizin neyin karşılığında sizden çekmenizi? Ortaklık, ticaret anlaşması. Ben belgelerimi de size verdim. Tamam. Peki Deniz Bey'e gelelim. İşte Deniz Bey gibi göreyim ben arkadaşlar Deniz Bey'i. Onur bir dakika, hakkında bir dakika, bir çok hızlı ilerlemem lazım. Deniz Bey Deniz Bey de dolandırıldım diyor Onur Bey sizin tarafınızda. Deniz Bey, evet. Deniz Bey'le biz sosyal medyadan tanıştık. Tamam. Kendisi buraya geldi. Evimizde kaldı, misafir ettik. Aynı Kürşat Bey'i de misafir ettiğimiz gibi. Evet. İkisini biz misafir ettik. Deniz geldi buradan, Narlıdere tarafından bir ev tuttu. Tamam. Kira kontratını da hatta beraber de imzaladılar. Çetili ve Kürşat Bey'dir. Daha sonra kendisi zaten bahsettiği gibi biz paraları bize burada vermedi. Dedi ki şöyle bir icadı bulundu. Nerede vermiş bu borcu? Allah'ın aşkına. Bak, kanıtlar var. Bak, WhatsApp yazışmaları var. Konuşacaksınız da siz de karşı tarafı dinleyin. Onur Bey, şimdi karşı tarafı, o da itiraz ediyor haklı olarak. Diyor ki ben diyor o parayı Deniz Bey daha yeni bağlandı. Deniz Bey, siz parayı Onur Bey'in de bulunduğu bir ortamda o aileye mi verdiniz? Ben parayı Aydın Bey'in eline verdim. Yani hatta dayısına. Hatta Almanya'ya döndüğümde de Onur adına bir de Derya Hanım diye bir kişinin adına gönderdim paraları. Derya Hanım da o zamanlar herhalde bunların elemanlarından biriydi. Kendi isimlerini fazla ortaya çıkartmak istemedikleri için hep başka isimler kullanırlar. Aydın'ın yaptığı Onur taktik... Bey, Onur Bey, mobilya alacağız diye kendisini, Deniz Bey'i kandırdığınızı, arkadaş ortamı oluşturduğunuzu ve ideolojik olarak da, şimdi onunla konulara girmeyelim, onların güvenini kazandı, Deniz'in güvenini kazanmışsınız. Tamam, mantıklı bir cevabım var benim buna. Mantıklı cevap. Söyle tamam. Bakalım. Tabii ki. Tamam, peki. Deniz'in Almanya'dan gönderdiği para, bana gönderdiği, benim adıma gönderdiği para zaten kayıtlardan çıkar, cüzi bir miktardır. O da burada ona yaptığımız harcamaların bedelidir. Ne kadar gönderdi zaten size? O gönderdiğim miktar, ya şu an tam hatırlamıyorum bile. O gönderdiği miktarla zaten mobilya alınması imkan. Bir ev dedirmek imkansız. O miktarla zaten alınmaz. Yani. O miktarla başka şeyler yapılacaktı. Çok iyi biliyorsun. Elemanlar tutuldu dendi bana. İşte elemanlar mobilyaları eve götürecek dendi. Buna belirli bir para lazım dendi. Bana tekrar para gönder yani dendi. Yani mobilya parasını nereye gidiyorsunuz Asiye Hanım? Çağırdı. Tamam. Mobilya parasını ne yaptınız? Bir de yanlış anlamış sizi. Arkadaşlar ne yazdığınızı bir dakika, neyse, gel Asiye'cim. Benim bilgim dairinde kimse hareket etmesin. Yani bilgi bilmem lazım benim. Önce bana söyleyin, sonra hareket edin lütfen. Hepsinin kayıtları var. Bir dakika, Deniz Bey, siz 9000 euroyu Aydın Bey'e, yani Onur Bey'in dayısına verdiniz. Sonra Onur Bey de sizden işte ne kadar para istedi, ne kadar para gönderdiniz?
Almanya'dan tekrar bir 400 euro istedi, bir 350 euro istedi. Bunları işte eleman tuttuk, mobilyaları evine taşıyacağız diye. Evet, buyurun Onur Bey. Hatta bunun kayıtları hepsi elimde. Yani ses kayıtları da var, her şey elimde. O paraları niye aldınız? Harcamalar. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani beraber gezmediniz mi? Yemeklerin falan parasını kim ödedi Deniz Bey? Efendim? Ha söylesin, evet. Onları bir söylesin lütfen. Yemekleri mesela doğrudur. Belki 2-3 kere dışarı çıkmışızdır. Yemekleri ödediler. Evet. Gerçi benim de ödemişliğim olmuştur. Şimdi sadece tek taraflı konuşmayalım. Hı hı. Yani neyse o doğrudur. Beni misafir ettiler. Hatta yani sonradan anlıyorsun zaten bazı şeyleri. Ben kendim araba kiralamak istedim mesela. Çünkü arabaları 2 tane vardı. İstanbul'a falan gidip geliyorlardı bunlar. Ben de kendim rahat hareket edeyim diye. Ya onu ben şunu merak ediyorum. Hepsini teker teker buyurun konuşuruz biz de. İşin sadedine gelelim yani. O kadar hepsini konuşuruz. Ya Allah aşkına. Çünkü bu kadar insana... Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bu kadar insanın işi gücü ne ki? Gelip diyecek ki Aydın, Cumali, Onur. Okan. Yani niye sizi söylüyorlar da başkasını Okan? Niye işte Tuğçe, nezaket, Ömür, Nezaket, Umut? Hepinizin birbiriyle bağlantısı var. Onu da açıklarım. Ha, niye siz? Ya beni niye suçlamıyorlar da sizi suçluyorlar mesela? Üstelik de bir kişi ben, değil. Onu da açıklarım size. Buyurun tabii. Açıklayacak hiçbir şeyin yok. Hı? Allah'ım yarabbim. Bir dur da konuşayım ben. Saygılı. Öncelikle senin arkadaşın yok karşında. Bunları biz tanımıyoruz. Bunlar bize iletişime geçtiğini bile ispatlayamazlar. Kim olduklarını bilmiyorum içeri. Selahattin'e Yunanistan'dan kadın getireceğiz diye adamın 250 bin lirasını almışsınız öyle diyor. Hacı amca... O Hacı amcaya da çok güldüm gerçekten. Bizim öyle işlerimiz yok. Hacı olduğunu biliyorsunuz ama tanımıyorsunuz da. Onur Bey bakın. Tanımıyorsunuz ama Hacı olduğunu biliyorsunuz maşallah. Tanımıyorum demedim. Hacı abiye ben de çok güldüm dedim. Hacı abiye öyle bir vaatte bulundunuz saygı o zaman. Konuşuyor. Beni ben tanımıyorum dediniz tanırım de o yüzden. Ha, tanıyorsun. Ya öyle bir vaadiniz oldu mu Yunanistan'dan? Bakın ben üstüne basayım orada bir yanlışlık olmasın. Asiye, Ömür, bilmem Diyarbakırlı, Cemil bunları tanımam. Diğerlerini tanıyor. Diğerlerini tanıyorsunuz. Tanıdıklarımı da tanıdığımı zaten söylüyorum. Fatma da diyor ki benim duygularımla oynadı Aydın diyor. Aydın mıydı? Evet. Aydın. Aydın'a gelelim. Onu da anlatayım size. Her şey suçlu yani. Gelelim bakalım. Maşallah her şey bir cevap var. Evet buyurun Onur Bey. Her şeyin cevabınız var. Onur Bey ne iş yapıyorsunuz siz? Yanlış anlamazsınız. Ben dayanlarla beraber çalışıyorum. Bir dakika. Dayınız ne iş yapıyor sizin? Hiçbir şey. Dolandırıcılık yapıyor. Mobilya dükkanı yok. İşleri güçleri dolandırıcılık. Benim senedimdeki adres yanlış. İnsanların duygularıyla, hayatlarıyla oynamak. Başka hiçbir şey değil. Efendim bir kere bunların hepsi... Ticaret falan tamam. Hiçbir şey yok. Ya bir yer açıyorlar. 2 ay çalıştırıyorlar Allah. Göstermelik. Ondan sonra kapatıp tüy. Ve ben çalışmak neden engelliyorsunuz için madem? Deli olan bir neden insanım. Bizi... Dur, bozdular. Sevgi neden bak, hepiniz benim numaramı engellediniz madem? Söyle. Torbalı'daki imalathaneyi neden kapattınız? Alsancak'taki ofisi neden kapattınız? Söyleyin, cevap verin. Cevap verin. Tamam, cevap versin. Tamam. Onur Bey, Fatma Hanım'ı dayınız işte evlilik vaadiyle dolandırmış, önce bir işe almış. Sonra demiş ki biz beraber bir hayat kuralım demiş. E-Devleti'ni falan almış. E-Devlet şifremi aldılar, oradan benim evimin tapusunu görüyorlar. Ve biz bu kadının kanına nasıl gireriz, nasıl evini elinden alırız? Çünkü adamın mesleği bu. Evinizi, ya evini elinden almış dayınız ya Aydın Bey, öyle şimdi diyor. Biz kimsenin evini almadık, kapayetlerinden de baklar. Tabii ki almadınız. Tamam. Biz keyfimizden çıktık buraya değil mi? Keyfimizden çıktık. Tamam, bir boy göstermeye çıktık. Tamam Onur Bey, buyurun. Konuşacağım. Tamam. Tabii ki konuşacaksınız. Onur Bey, iddialar bayağı sert yani. Tamam. Buyurun. Fatma Hanım'ın evini sattığından zaten benim haberim var. Kendisi evini sattı. Kızı Aynur'un destane paralarını ödedi. Başka bir yere borçları vardı. İşte bir firma mesleği vermeyeyim. Özel bir firmaya borcu vardı. Onları ödedi. 600 bin liralık evi 250 bin liraya satmışsınız. Öyle diyor. Biz mi satmışız? Evini sattıkları kişi bağlansın Didem Hanım. Ya Didem Hanım, şu anki teknolojiyle özellikle bu e-devlet sistemi ile tamam mı? Sizin evinizi bir başkası satamaz. Sizden habersiz veya izinsiz bilginiz olmadan asla satamaz. Öyle bir şey. Vekalet aldınız. Vekalet. Demek ki izin verildi. Neyin karşılığı? Ben oturayım bir tane diyeyim ki sana niye vereyim be adam? Neden vereyim sana? Soru o işte. Bir saniye. Neden vereyim sana? Aydın ne katılıyor bu programa? Bir dakika. Satış bedeli. Bak sen bize ama atıyorum mahkemeye vermişsin. Biz onun da ifadesini verdik. Senin evinin satış bedeli belli. Evinin satıldığı para senin hesabına yatmış. Senin hesabına şahsi kişisel banka neden hesabıma yatmış? Çünkü adama demişsiniz ki bizim burada yeğenimiz oturuyor. Boşanma aşamasında psikolojik yeğenim durumu iyi değil. Kendisi İstanbul'da bize vekalet verdi. Ve benim 600 bin lira değerindeki evimi 230 bakın, bin liraya adama satıyorsunuz. Ya siz niye vekalet verdiniz? Bir dakika dur. Bana böyle ya bir dakika Onur Bey.
saniye ya, niye vekalet verdiniz? Ya, ya artık hayat kuracağız diye. İmalathaneyi büyütmek istiyorum dedi. Çünkü ben bu insanla bir aile kuracaktım, bir yuva kuracaktım. Hı, bana güveni zaten baştan verdiler. Sabahları alıp akşamları evime bırakıyorlardı. Birkaç sefer evime de geldiler. Onur'un annesi Tuğçe, bacısı. Onlarla da başka şeyler var. Onlar da zamanı gelince konuşulacak. Yani Onur ailesiyle, annesiyle beraber bu işi yaptığını söylüyorlar Onur senin. Evet, annesi de işin içinde. Bütün bayanlarla annesi de tanışıyor. Çünkü bunlar aile süsü veriyorlar karşıya. Bak biz aileyiz. Biz düzgün aileyiz. Biz dürüst aileyiz diye süs veriyorlar. Peki hanımefendi, pardon beyefendi, duydunuz mu? Ben hepsini duyuyorum. Bakın cevap da veriyorum. Bari benim şu %98 engelli annemi katmayın be. Tamam mı? Evet. Bari onun günahına girmeyin. Senin, ne günahı ya? Sen geldin. Bak, annesi %98. Benim ağabeyim dedim ki içeri sahibi. Bir şey söyleyeceğim. Sizin dayınız Aydın polis mi? Hayır canım, ne polisi ya? Bir polis rozeti vardı, gümüş. Ben de gördüm. Kimin rozeti varmış? Nerede varmış? Dayının elinde arabasında polis rozeti vardı. Polis çatması vardı. Bakın bekleyin, telefon altında. Bir adamdır beyefendi. Ama yani polis rozetini gördünüz mü? Ben gördüm gözümle. Sen de gördün mü Sevgi? Görmüş. Görmüşler polis kesinlikle rozetini gördüm. Dayınızın elinde. Bakın telefon hattında çok önemli bir ihbar var Onur Bey. O hikayeyi bana da anlattı kendisi polis olduğuna dair. Aydın mı? Eskiden. Aydın mı? Anlattı. Tabii. Dayınız bakın o zaman sahtekarlık da yapıyor. Bu da suç ayrıca. Yani onu elinde tutamaz ya, yani. Dolandırmanın dışında. Kılıç var. Tamam, şöyle yapalım. Telefon at.